İşte Analiz programı olarak İzmir'de Kemalpaşa Şehit Aileleri ve Gazileri Dayanışma ve Yardımlaşma Derneği'ne konuk olduk ve yanımızda Tuncay Bey var. Tuncay Bey, sizleri tanıyabilir miyiz? Kendim Erzurumluyum. 1972 doğumluyum. Görev yerim Şırnak olup, olay yerim 1992 30 Ekim Kuzey Irak Harekatı'ndan yaklaşık olarak 30 kilometre içeride iki arkadaşımızı şehit verdik. Beş arkadaşımız da gazilikle onurlandık. Ve ayrıca üç çocuk babasıyım. Bir kamu kurumunda çalışmaktayım. Şehit aileleri ve gazilerimize birçok STK'da görev alarak hizmet etmekteyim şu anda. Derneğinizin kuruluş hikayesini anlatır mısınız? 2018 yılında Kemalpaşa'mızda zaruri bir ihtiyaç olan, Kemalpaşa'mız için bir lütuf olan bu derneği şehit aileleri ve gazilerimizi onurlandırmak adına, onlara hizmet etmek adına kurmuş bulunmaktayız. Kendim kurucu üyesiyim ve bu konuda devletimize, kamu kurumlarındaki mülki amirlere hizmet etmek adına, onlarla koordine olmak adına bu derneğimizi kurmuş bulunmaktayız. Yapmış olduğunuz çalışmalar nelerdir? Sadece dernek olarak burayı düşünmememiz gerekiyor. Şehit ailelerimize moral, motivasyon, onların önemli günlerde yanlarında olmak, onların eksikliklerini tamamlamak adına, şehitlerimizi yaşatmak adına onlara her türlü hizmete amadeyiz. Bu konuda da yönetimimiz olarak, arkadaşlarımız olarak her türlü hizmeti sunmaktayız. Yaptığınız etkinlikleri anlatır mısınız? Çanakkale şehitliklerini gezmek, anıt kabiri ziyaret etmek veya onlara moral motivasyon açısından çeşitli müzik etkinlikleri düzenlemek, piknik yapmak, bu tür faaliyetlerimiz var. Derneğin bulunduğu bina hakkında bizleri bilgilendirir misiniz? Türkiye'de en anlamlı bir binalardan birisi olduğunu söylemek istiyorum. Atatürk İzmir'i kurtarmadan önce, Yunanlıları denize dökmeden önce bu binada konaklamıştır. Hatta Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü tarihi sayfalarında, yani önemli olduğu, onun için hayatta en mutlu olduğu bir gece bu binada konaklamıştır. Ve bizler de Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün evinde gazi ve şehit aileleri olarak onu yaşatmaya devam ediyoruz. Yaşamış olduğunuz sıkıntıları anlatır mısınız? Yani bizim gazi ve şehit ailelerimizdeki en büyük sorunlardan şunu ifade etmek istiyorum. Mesela yaralanıp mağlup sayılıp da sayılmayan gazi arkadaşlarımız var. Bunlar çok büyük üzüntü içerisindeler. Düşünebiliyor musun? Yani bir gazinin illa da bir uzvunu kaybetmek zorunda değildir. Onlar da iç hastalıklardan işte böbreğini kaybetmiş, midesini kaybetmiş veya midesinden darbe almış arkadaşlarımızdır. Ateşli silahlı yaralanma sonucu bunların hastalıkları gün geçtikçe, yaş ilerledikçe daha kötüye gidiyor. Bu arkadaşlarımızı da gazilik ünvanı verip en azından bir çocuğumu baba sen gazisin ama hiçsi gazi olarak görmüyorum diyor. Bunlar çok acı verici şeyler. Devletimiz olarak bu arkadaşlarımızı da onurlandırmak gerek diye düşünüyorum. Son olarak neler söylemek istersiniz? Türk milletinin öncelikle şehit ve gazisine, onların maneviyatı olan şehit ailelerine sahip çıkmasını, onları illa da bir önemli resmi günlerde değil, yılın 365 günü onlara her zaman değer verip hal ve hatırlarını sormak, hatta ve hatta ailelere çok büyük görevler düşüyor. Yani bir toplum aileden başlar, sonra çevreden başlar ve eğitimcilerimize çok büyük görevler düşüyor. Eğitimcilerimiz okullarda şehitlik ve gazilik kavramlarını en iyi şekilde çocuklarımıza aşılaması gerekiyor. Bu vatan hepimizin, bu topraklar hepimizin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ten bu tarafa almış olduğumuz bu görevi ölümüne, kahramanıza sürdürmekteyiz. Buradan Türk Silahlı Kuvvetlerine başarılar diliyorum, güvenlik güçlerimize başarılar diliyorum. Bu zamana kadarki tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ebediyete göçmüş tüm gazilerimize rahmet diliyorum. Hayatta olan gazilerimize şifalar, sağlıklı, huzurlu, mutlu günler diliyorum. Allah'ım Türk Silahlı Kuvvetlerimizin, Mehmetçimizin ayağına taş değdirmesin. Her zaman onların arkasındayız. Bu nefesimizin son damlasına kadar sürecektir. Vermiş olduğunuz bilgilerden dolayı teşekkür ederiz.